Manşete hoş geldiniz. Yeni bir hafta. Ama e, siyasette artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, ekonomide hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, dış politikada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir sürece girildi. Bütün bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Hem de ömrümüz varsa çok kısa süre içerisinde, aylar içinde göreceğiz. Her şeyden önce bence hafta sonuna damga vuran açık ara tek olay Ayşe Özdağ'ın 4. evde kanser hastası Ayşe Özdağ'ın bakıma muhtaç, bir tam teşekküllü hastanede derhal müşahede altında altına alınmaya muhtaç ancak bu süreci evinde geçirmeye zorlanan bir hastanın tutuklanması, cezaevine gönderilmesi. Sosyal ağlarda haftalardır kampanya yapılıyor. Birkaç ay önce kesinleşen 9.5 yıllık cezası için işte efendim cezaevine gönderilecek filan. Aylardır kampanya yapılıyor. Milyonlarca mesaj paylaşıldı, mektup paylaşıldı. Adalet Bakanlığı'yla, işte ceza infaz kurumuyla, adli tıpla ilgili saraya. Fakat kapı duvar aylarca bir sonuç alınamadı. Dördüncü evre kanser hastası olan ve kendi ifadeleriyle sayılı günleri kaldığını ifade eden, ömrünün son günlerini huzur içerisinde ve gerekli tedaviler sağlanarak geçirmek isteyen bir kadın. Eşi cezaevinde. Çocuğu bakıma muhtaç, annesine kanser teşhisi konmuş, ve bu kadın cumartesi günü tutuklandı. Kesinleşmiş cezasını çekmek üzere. Bütün bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Türkiye yargısı da e, hiçbir karar itimat edilir değildir. Hiçbir savcı, hiçbir avukat kusura bakılmasın güvenilir değildir. Ve o mahkemelerin kararları yok hükmündedir. Ve o mahkemelerin kararları tekrar görülmelidir. O mahkemelerdeki davalar geriye doğru 8 yıldır. Özellikle 17 Aralık 2013 kırılmasından bu tarafa yargı, Türk yargısı rafa kaldırılmıştır. Rafa kalkmıştır. Türkiye Anayasası rafa kalkmıştır. Türkiye Ceza Kanunu ve kanunları neyse rafa kalkmıştır. Ve son 8 yıldır 8,5 yılda yapılan her şey hukuksuzdur. Bazı arada hukuki gibi görülen kararlar olsa bile onlar da yeniden değerlendirmeye muhtaçtır. Evet böyle bir dönem. Kanun hükmünde kararnameler, birazdan bakacağız ve pek çok şey. Bu kadının Hangi suçtan dolayı, tırnak içinde söylüyorum, hangi gruba ait olduğundan dolayı veya neden dolayı falan başına bu işlerin geldiğinin bir önemi yoktur. Bu olayın dinle, hukukla, bu olayın demokratik yönetimlerle falan da bir ilgisi yoktur. Bu olayın, çok affedersiniz, insanlıkla veya hayvanlıkla da ilgisi yoktur. Çünkü hayvan yapmaz bunu. Evet. Bu olay vahşettir, tek kelimeyle. Evet. Halen tutuluyor ve... E, yani tuhaf bir şekilde bu kadınla ilgili haberler tek kaynaktan servis ediliyor ve sözcü FETÖ'nün eyalet, eyalet ablası yakalandı diye haber yapıyor. Yakalanmış habere baktığınızda adrese tespit edilmiş. İşte efendim terörle mücadele timleri operasyon yapmış ve o adreste yakalanmış, ele geçirilmiş. Titiz bir çalışma sonucu falan. Yuh olsun size puh! Ya kadın ortada aylardır. Bağlanan herkesle konuşuyor. Evi belli, adresi belli. Yazılar yazıyor. Adli tıpa, savcıya şuna buna. Savcı açıklama yaptı birkaç hafta evvel. İşte efendim takip ediyoruz, adli tıptan sonuç bekliyoruz falan diye. Ortada bir yerde saklanıyor, kaçıyor. Değil ki. Euronews'ü, Doceveles'i, şusu busu ee, haber yaptı, video yaptı. Videolu bağlandılar. Kendini ifade etti bu kadın, bu kadıncağız. Ya ayıp ya. Yakalandı. Bu videoyu seyredenler yarın da bu sözcüğü ve çıkaran Metin Yılmaz ve ekibini suratına çarpsın bu haberi. Yazıklar olsun bir de muhalifmiş, muhalif basılmış. İktidarın dümen suyunda, iktidarın eteğine yapışmış, günü kurtarma derdinde birer basın mevkutesisiniz siz. Sözcü. Halk TV. Al birini vur ötekine. FETÖ'nün eyalet ablası tutuklandı. Yazıklar olsun size. Muhalifimsiler. Rejimin aparatları, rejimin farklı tonlardaki medya unsurları. Daha ağır şeyler söyleyebilirim ama bu kadarla iktifa edeyim. Bakın Kabataş yalan diye bir şey çıkmıştı. Hatırlayın Kabataş'ta işte bir kadın develi oğlu mu soyadı. Neyse Erdoğan'ın da yakınlarından birinin kızı veya gelini neyse. 1 Haziran 2013 günü gezi olaylarının gezi eyleminin başladığı günlerde Kabataş iskelesinde 70 ila 100 kişinin Böyle elleri deri eldivenli, belden yukarıları çıplak fiziki saldırısını uğra uğradığını ve bu kişilerin üzerine idrarlarını yaptığını falan iddia etmişti. Elif Çakır vesaire bir sürü insan da onu çıkartmış ekranda konuşturmuştu. İsmet Berkan da ben görüntüleri seyrettim, doğru söylüyor demişti. Bir sürü şey. Daha sonra özür diledi bunlar ayrı. Ve o günlerde, o günlerde de değil, ondan 21 ay sonra Mart 2015 5 farklı gazetede 14 köşe yazarı diliniz kaba vicdanınız taş diye kaba taştan mülhem bir başlık attılar. Ortak başlık da çıktılar. Niye? Kaba taş haberini yapan, kaba taş e, da işte efendim bu bilmem kim Develioğlu denen kadının işte haklarını savunan veya olayı anlatmaya çalışan gazeteciler hışma uğradı diye. Ya görüntü var dediniz ya Kamera kayıtları ortaya çıkmadı ki Kabataş iskelesinden bahsediyoruz. Gündüz insanların ortasında falan. Yüzlerce kamera tarandı bir şey bulunamadı. Bulunan şeyleri tevil etmeye çalıştılar daha sonra sabah gazetesi falan attıkları manşetlerle. Neyse yerin dibine batın bir yalan böyle kaldı. Fakat o yalanı da böyle savundunuz. Diliniz kaba yüreğiniz taş diye. Aynı ortak manşetle. Peki medya mahallesi ne yaptı? Bu ortak manşeti aldı, kullandı ve sürekli hala hatırlatıyor Kabataş olayında. Peki bu ne? Bunlar aynı manşet değil mi? FETÖ'nün eyalet tablası tutuklandı, FETÖ'nün eyalet tablası yakalandı. Sabah da milliyet de, şu bu falan hepsi. Yüzlerce internet sitesi aynı başlığı attı. Tek yerden servis aynı haberi kopyalayıp yapıştırdılar. Bu ne peki? Diliniz kaba, vicdanınız taş. Eleştiriyorsunuz ya yandaşları. Aynı. O grubun içindesiniz. Diyor ve gündeme geçiyorum. Pandora belgeleri açıklandı efendim ki bu Paradise belgelerinin vesaire devamı. Offshore belgeleri. Özetle şu BBC Türkçe'de ve Docevele'de çok detaylı Türkçe haberler var. Oradan okuyabilirsiniz. Türkiye'de, Türkiye medyasında bu haberler çıkmıyor. Bir ikisinde kendine muhalif diyenlerde de çıkıyorsa da kırpılarak falan çıkıyor. Erdoğan'a falan dokunan veya iş adamlarına dokunan taraflara girilmiyor. İşte efendim Ürdün Kralı'na dokunuyorsa bakıyorlar. İngiltere Başbakanı'na dokunuyorsa bakıyorlar. Falan böyle bir durum. Şimdi Pandora belgeleri şu. BBC'de ve Docevele'de çok geniş Türkçe haberleri var ve manşetten götürüyorlar. Ben sabahtan beri İngiltere'de BBC News'u ta e, takip ediyorum. Orada da ilk haber ve 15 dakika uzmanlarla falan masaya yatırılıyor. Burada İngiliz Başbakanı e, Tony Blair'da aralara takılmış. E, Tony Blair ve eşi e, yaklaşık 6,5 milyon pound'a, İngiliz sterlinine bir ev alıyorlar. O ev bir offshore şirketinin evi. E, evi satın almıyorlar, offshore şirketini satın alıyorlar. Ve şirket satın almayla... 300 küsür bin dolarlık damga pulu vergisinden neyse muaf tutuluyorlar. Yani yırtıyorlar. Ve İngiltere'de BBC dahil Tony Blair eski başbakan eleştiriliyor ve Tony Blair'in offshore yoluyla vergi kaçırma falan meselelerine dair konuşmaları ve bunun bunu kaldıracakları, bununla mücadele edeceklerine dair lafları şu anda BBC'de dönüyor. Ama BBC nere? The Guardian nere? The Guardian da bu Pana, Pandora belgelerini yayınlayan kuruluşlardan biri. İşte efendim Türkiye enire. 150 kadar medya kuruluşu, aralarında BBC vardı, Welle var, The Guardian var, İngiliz gazetesi. Bunlar hep saygın kuruluşlar. 150 kadar me medya kuruluşu yaklaşık 3 terabayt bilgisayar datası diyeceğim. Milyonlarca belgeyi 150 kadar 150 medya kuruluşundan yüzlerce, binlerce gazeteci oturuyor, inceliyor. Aylarca titiz bir incelemeden sonra da bu belgeleri tarayıp bu belgeleri e yayınlıyorlar efendim inceledikten sonra yayınlıyorlar. Yani nereden geldi bu bilgi? Kimliği bilinmeyen birisi tarafından sızdırılmış, sızmış, bir yere servis edilmiş. Burada değil gazetecilik. Gazetecilik bilgi gelmişse kim sızdırmış, nasıl sızdırmış, niye sızdırmış, hangi amaca matuf sızdırmış buna bakmıyor. Alıyor veriyi, inceliyor, doğruluğunu teyit ediyor ve şekilde görüldüğü gibi yayınlıyor. Türkiye'de bunların hepsi yasak. Çünkü Türkiye'de belgeyi kim sızdırmış, Kime sızdırmış, niye sızdırmış, hangi amaç için sızdırmış acaba falan filan. E, bütün bunların hepsine bakılıyor. Bütün bunların hepsinden e, şey geçerse, <laughs> ne derler, e, belge geçerse ondan sonra belgeye bakıyorlar. Ki onda da işlerine gelirse. Dolayısıyla Türkiye'de gazetecilik yapılmıyor. Biraz evvel anlattım, gösterdim. Kendine muhalif diyenler de gazeteci değil. Hikaye, iktidarın belirlediği alanda top çeviriyorlar sadece. Şimdi buraya baktığınızda burada Putin, Aliyev gibi Azerbaycan devlet başkanı, Ürdün Kralı gibi, Abdullah isimlerin çok farklı yerlerde menkul gayrimenkulleri olduğu, dünyanın dört bir yanında, işte mülkleri olduğu falan anlatılıyor. 14 kaynaktan gelmiş bu belge. 12 milyon yaklaşık belge. 2.94 terabayt tam olarak veri. E, 6.5 milyon döküman, 3 milyona, 3 milyona yakın görsel e-posta vesaire var. Dediğim gibi Panama belgelerinin, Paradise belgelerinin devamı bu Pandora ve belki de en büyüğü. Ürdün Kralı'nın işte malikaneleri görülüyor. İngiltere ve Amerika'da offshore şirketleri kullanarak gizlice 70 milyon sterlinden fazla mülk alımı yaptığı e, geçiyor. Gene Kenya devlet başkanı, Pakistan başbakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Zelenski, e, Ekvator devlet başkanı falan. E, Blair'ların damga vergisiz ofis alımı biraz evvel anlattım. Hepsi geçiyor. Türkiye ile alakalı da saraydan gelen paralar vergi cennetinde. Evet, e, Rönesans Holding ki... E, Türkiye'de, Ankara'da Erdoğan'ın sarayını yapan holding, onun nasıl vergi kaçırdığını, Erman Ilıcak'ın annesi üzerinden nasıl kara para akladığını ve işte efendim halkın cebinden, işte burada görüyorsunuz, kişisel servetin nasıl büyüttüğünü falan anlatıyor. Evet. Yani 10 sene içerisinde 1 milyar doların altındayken yaklaşık 4.5 milyar dolara gelmiş serveti. Evet. Ve kaçırdığı 750 milyon Türk lirasıyla da 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenciye yurt, 115 bin öğretmen maaşı verilebilirmiş. İşte evet hepsi var. Yani inanılır gibi değil. Bütün bunların hepsi işçiler bunlar. Rönesans'ta çalışanlar, emekleri harcananlar. Mesela diyor ki Malatya şantiyesinde çalışıp 2 aylık hak edişini 7 aydır alamayan Mehmet Çakar. Böyle vatandaşın hak edişlerini vermiyorlar. Öbür tarafta da gökdelenleri kaldırıyorlar falan. Yani haber bitmiyor yani aşağı doğru iniyorsunuz aşağı doğru iniyorsunuz hangi birini okuyayım açın okuyun ee, muazzam bir şey ee, zenginleşme öyküsü tuhaf olan şey şu ee, şu Erman Alıcı'a bakalım bu görsel kalsın işte ve bunun kaçırdığı para yani bu sadece bir miktar bu kadar şey yapılabiliyormuş şimdi bütün dünyanın her yerinde Ağırlıklı olarak baktığınızda bunlar Orta Doğu ülkeleri, Sovyet Rusya, onun altındaki ülkeler, Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve buralarda demokrasi sorunu var ve buralarda e, liderler halkı soyup, soğana çevirip, e, batı ülkelerinde kendilerine mülk yapıyorlar. Doymak bilmeyen bir iştahla, iştihayla. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Her yer için geçerli. E, zenginleşme, ben zengin düşmanı değilim. Servet düşmanı değilim. E, asla olmadım. E, bir toplumda zenginlerin olması gerektiğini savunuyorum, varlıklı insanların olması gerektiğini savunuyorum. Ancak o zenginlerin ödedikleri vergilerle, o zenginlerin yaptıkları hayır işleriyle, o zenginlerin sağladıkları istihdamla, bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hem e, bir rekabet unsuru, hem de toplumsal fayda, genel toplumun e, sağlığını her anlamda, ekonomik anlamda da yükseltme anlamında. E, ...fonksiyonları olduğunu düşünüyorum ama görüyorsunuz burada zenginler zenginleşmeye devam ettikleri gibi nasıl ben e, halkın kursağından çalar götürürüm onun peşindeler devlet başkanları dahil sonra senin devlet başkanın markette Emine Hanım'la beraber bu arada Emine Hanım'ın çantası dikkat çekiyor bilmiyorum yani hiç ilgilenen oldu mu... Erdoğan market alışverişiyle marketlerde bir sorun yok. Tarım Kredi Kooperatifi neyse marketine gittim. Fiyatlar uygun falan dedi. Bununla konuşuluyor. Güya alışveriş yapıyor falan. Yani son 20-25 senedir bakkala gidip ekmek almış mıdır gerçekten yani karısı dahil. Değil. İşte sadece dostlar alışverişte görsün. E, tuhaf bir goy yapıyorlar ve enteresan bir şekilde e, devlet market işletmeciliğine soyundu. Birazdan bakacağız. Fakat daha enteresan olan market kredisi diye bir şey çıktı. Bu işte Carrefour'un e, Türkiye'de market kredisi. Diyor ki e, Carrefour marketlerinden yapılacak alışverişlere özel faizsiz alışveriş kredisini hemen alın. Vade farksız taksit taksit ödeyin. Bilmem nereye mesaj gönderin. SMS ile onayınızı aldıktan sonra herhangi bir Carrefour'sa marketine gidin. Dilediğiniz ürünü satın alın taksitle. Yani elma alıyorsun bak elma alıyorsun taksitle. Havlu alıyorsun taksitle, karpuz alıyorsun taksitle, et alıyorsun taksitle. Evet, durum bu. Süratle 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar market yapılması talimatını verdik. Erdoğan. Bu kaçıncı ekonomi aklının düz geniş yolunu bırakıp çıkmaz yan yollara sapmak diyor Durmuş Yılmaz. Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti'de siyaset yapıyor. Kaçıncı başarısız tanzim satışları denemesi Yoksulluğun sebebinin yolsuzluk, yolsuzluğun sebebinin hukuksuzluk olduğunu bir kabul ve itiraf edin artık demiş. Levent Gültekin özelleştireceğiz deyip ülkenin köklü bütün kuruluşlarını sat sonra kalk market aç. Kendiyle bu kadar çelişen, yaptığının tersi işler yapan başka iktidar olmadı sanırım diyor. Murat Muratoğlu tek cümlede bitirmiş. Ülke süper güç olacaktı, süper market oldu. O arada e, gazeteci Muhammed Vefa Erdoğan'ın iki market ziyaretini tamamen belgel olarak karşılaştırmış. İki yıl önce tarım kredi kooperatifi marketinde alışveriş yapmıştı. İki yıl önce aynı markette 5 litrelik natural sızma zeytinyağının fiyatı 99 TL'ydi. idi. İşte burada iki yıl önceki fotoğraf. Fotoğraftan yakalıyor gazeteci. Natural sızma zeytinyağı 99 TL. Bugün diyor 193 TL. Devamla. 500 gram butka çay filizi 13 TL iken bugün 30 TL. Yani iki üründe iki yılda zam %100 demiş. Bu da işte butka çayının fiyatı. Erdoğan'ın iki yıl evvelki aynı market ziyaretinin ve objektiflere takılan fiyat etiketleriyle getirmişti. Gazetecilik bu yani gerçekten. İki sene önceki fiyatlar %160. 12.90 99. Tabi onun radarına takılanlar bunlar. Başka fotoğraflarda başka fiyat etiketleri varsa onlarda da benzer sonucu göreceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki KYK ile görevine son verilenleri eğer hakkında yargı kararı yoksa bir hafta içinde göreve iade edeceğiz. Bakın. Hakkında yargı kararı yoksa diyorsanız hem KYK'ları hem de o KYK'ların yargı konusu olmasını artı yargıdan çıkan kararları kabul ediyorsunuz demektir. Üç şeyi. Ağzınızdan çıkan lafa dikkat edeceksiniz. Hakkında yargı kararı yoksa diyorsanız. Bir, KYK'ları kabul ediyorsunuz. İki, yargı sürecini kabul ediyorsunuz. Üç, çıkan kararı kabul ediyorsunuz demektir. Çok sorunlu ifadeler bunlar. Ben orada niyetini anlıyorum. Yani gelir gelmez hakkında yargı kararı olmayanları iade edeceğiz. Sonra da yargılara bakacağız. Gerçekten doğru mu yargılanıyor, yanlış mı yargılanıyor? adaletsizliğe mi uğruyor? Sonra onlara da bakacağız falan demeye getiriyor ama yemez. Kusura bakmasın ana muhalefet lideri. Ana muhalefette kalmadı da yeni sistemde. KHK'lara sistematik bir rejim aparatı olarak, bir rejim zulüm aracı olarak, bir tasfiye aracı olarak, bir kadrolaşma aracı olarak, bir soykırım aracı olarak kullanılan KHK'lara topyekun karşı çıkacaksınız. Yok sayacaksınız, kabul etmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim cumhurbaşkanı adayım seçildiğinde ilk yapacağı iş mevcut tüm KHK'ların ve sonuçlarını kaldırmak olacak. Tek satırlık cumhurbaşkanlığı kar kararnamesiyle tüm KHK'ları sonuçlarıyla beraber kaldırıyorum. Bitti. Sorun çözülür. Yargıdaki davalar da düşer. Kılıçdaroğlu sabah saat 07'de Abant Gölü'nde yürüyüşe çıktı. 7 kilometreyi 67 dakikada yürüdü maşallah. Yaşına göre gayet dinç ve 7 kilometre zaten yaklaşık 67 dakikada yürünür. Bununla tabi mesaj veriyor. Erdoğan gerçekten yürüyemeyecek durumda. Erdoğan 7 kilometreyi 67 dakikada değil 670 dakikada yürüyebilir mi bilmiyorum. Ama o da işte basket görüntüleriyle falan çıktı. Geçen hafta demiştim fotoğrafını verdiniz görüntüsünü yayınlasanıza. Görüntüleri yayınladı Fahrettin Atun propaganda bakanı Fecar. Onu izleyen zaten ortada böyle dikilen gerçekten adım atmaktan aciz. Ancak işte sağa sola top vermeye çalışan ve azı laf yapan birini görüyor. Ee, i̇yi ki de yayınladılar. Ee, i̇şte karşılıklı bu şekilde gelip gidiyor olay. Steven Cook'a bakacağız birazdan. Ee, sağlığı meselesiyle ilgili olarak ama ama tam yerine geldi. Oraya bakalım. Evet şey değil. Ee, lafı değiştirmeyelim. Steven Cook ee, forum polisi de bir ee, makale kaleme aldı ki bu çok konuşuldu. Bu makalede Erdoğan'ın e, Türkiye'li lider yani Erdoğan'ın Türkiye'nin başında olamayacak kadar, Türkiye'yi yönetemeyecek kadar hasta olduğunu anlatıyor. Zaten başlıkta öyle söylüyor. Ve e, bu makaledeki 1 Ekim 2021'de yayınlandı bu makale. Bu makalede Stephen Cook e, tamamen e, işte Anıtkabir'deki kabirdeki yürü anıt kabirdeki törenlerdeki e, şeysi, verdiği görüntü, işte katıldığı canlı yayınlarında verdiği, televizyon canlı yayınlarında verdiği görüntü ve şair buradan hareketle Erdoğan'ın sağlıksız olduğunu söylüyor ki zaten kendisiyle yapılan sonraki söyleşilerde de bunu ifade ediyor. Yani herkesin konuştuğu bir şey. Bu görüntüler de zaten onu söylüyor diyor. Bir yerde de zaten diyor bazen baktığınızda diyor bazen iyi görünüyor bazen kötü görünüyor. Yani ben diyor işte makalesinde de bunu koyuyor. Erdoğan'ın yerine İmamoğlu, yavaş Akşener gibi isimlerin konuşulduğunu söylüyor. Ancak diyor, yani Erdoğan e, o kadar uzun dönemdir iktidarda ki bunların diyor, ben çok şüpheci yaklaşıyorum. Yani Erdoğan bir seçimle gidecek, bunlar iş başına gelecek vesaire. E, muhtemelen diyor, Erdoğan diyor, iş e, göremez raporu alırsa e, şu paragrafta e, aslında şöyle söylüyor. Erdoğan'ın diyor, muhtemel rakipleri arasında Hakan Fidan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu var. Ve enteresan olarak hatırlayın, Ümit Sayın. Bundan birkaç ay evvel yaptığı şeyde Erdoğan'ın sağlıksızlığından hareketle iki bakan bir başkan onu götürecek falan diyordu. Burada iki bakan bir başkan var işte yani iki bakan Hulusi Akar ve Süleyman Soylu başkan da Hakan Fidan MİT başkanı. Neyse bunlar diyor onun diyor halife olarak geçiyordu fakat diyor son dönemde Sedat Peker'in diyor videolarıyla Süleyman Soylu diyor şey yapıldı ekarte edildi. Buradan da şunu, şu sonucu çıkartabiliriz. Forum Polisi'desi Steven Cook makalesi esasen şunu söylüyor. Diyor ki, yani Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu harcamak için ortaya çıkmış bir figür olabilir. <laughs> Dolayısıyla biri gittiriyor ve Hulusi Akar ismine dikkat çekiyor ve özellikle diyor Hulusi Akar Amerikan çevrelerinde Erdoğan'ın yerine geçebilecek biri olarak değerlendiriliyor. Burada tabi yasal mevzuattan da bahsetmiş. işte Türkiye'de kanunlara göre işte Cumhurbaşkanı yardımcısı geçiyor ama sonra seçim yapılıyor falan filan gibi. Yavuz Baydar ahvalde Stephen Cook'la görüşüyor. Ve bu da İngilizce bir haber. Buraya baktığınızda yani Yavuz Baydar siz ne demek istediniz Erdoğan hasta olmayacak kadar kötü şey ülkeyi yönetemeyecek kadar kötü derken falan yani bildiğiniz bir şey mi var diye soruyor. O da diyor ki yani bildiğim bir şey yok ben diyor işte CNN Türk'teki şeyde Erdoğan'ın çeşitli görüntülerine bakarak diyor böyle bir şeyi sonucu çıkardım. Hatta diyor şurada bazen diyor iyi bazı zamanlar kötü diyor yani bu da görünebiliyor diyor. Gene aynı şekilde Erdoğan'ın anayasanın 106. maddesine göre işte yerine başkan Başkan yardımcısının geçeceği ve işte daha sonra seçime gidileceği bunu bahsediyor. Yazdığı şeyleri i̇şte Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğundan falan bahsediyor ama bu konuda fena halde şüpheci olduğunu söylüyor. Çok bu konuya şüpheci yaklaşıyorum diyor. Çünkü diyor Erdoğan ve AKP iktidarı 20 yıl aşkım yaklaşık 20 yıldır iktidardalar ve diyor bütün düzeni hukuku sistemi kendilerine büktüler, kendilerine çevirdiler ve bir parti rejimi haline geldi diyor. Yani bu durumda diyor bir seçim olacak da diyor. Akşener, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu nasıl başa geçecek diyor. Dışarıdan bir göz anlatıyor bunları. Ben söylemiyorum sadece okuduğum şeylerin mealen çeviriyorum yani. Steven Cook'un lafları Yavuz Baydar'a ahvalde. Evet e, ve e, eğer diyor e, bir güç değişimi olursa diyor e, gene bir İngilizce ifadeyle yani bu artık AKP için kıyamet günüdür diyor. Yani e, eğer olursa eğer Erdoğan devrilirse e, iş başına e, iş başında AKP kalamazsa, Hulusi Akar geçemezse bu bütün AKP'ler için bir kıyamet günüdür diyor. Hepsi okkanın altına gidecek demeye getiriyor. Ama şüpheleri olduğunu Erdoğan'ın kurduğu sistemin bir seçimle devrileceğine falan e, inanmakta güçlük çektiğini falan söylüyor. Bunun da zaten nedenlerini anlatıyor Stephen Cook. O arada... Piyasalar Ekim'de tarihi bir çöküş yaşayacak diyen e, en çok satan zengin yoksul zengin baba yoksul baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'nin Ekim ayında tarihin en büyük çöküşünü yaşayacağını ileri sürdüğünü de hatırlatalım. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre artı gerçekte çıkmış haberi. Bakın Amerika borç tavanının yükseltilip yükselmediğine yükseltilmediğine ve Hazine Bakanı veya Federal Rezerv Başkanı tarafından hangi önlemlerin aldığına bakılmaksızın çöküşün geleceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bütün dünya piyasalarında bir çöküşten bahsediyor. Onu da belirtelim. Evet sağlık meselesi böyle. Eski TBMM Başkanı e, İsmail Kahraman parlamenter sistem demokrasiyle bağdaşmaz, bağdaşmaz demiş. Erdoğan e, etrafına böyle konuşturuyor. Yani artık başkanlık sisteminden dönüş yok. Bir sistem kurduk ve bu sistem bizimle mezara kadar böyle devam edecek diyor. Yani herkes biliyor ki Stephen Cook diyor ya yani öyle bir şey inşa ettiler ki 20 yıldır çok yani ben diyor bir seçimde diyor İmamoğlu gelecek veya Akşener gelecek. Çok ihtimal vermiyorum. Muhtemelen bir yatay geçiş olacak. Erdoğan hastalığı mazeretiyle alınıp yerine Uğur Sakar konacak falan demeye getiriyor. Enteresan. O arada BBC'de çıkan bir haber. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi son seçim anketinde AKP ve CHP'nin arayı kapattığı, MHP'nin baraj altında kaldığı görülüyormuş. AKP 27.2, CHP 26 görülüyor. MHP'nin oyu 6.6, İyi Parti 10.2 gözüküyor. O arada HDP'nin oyu 9.4, kararsızlar 8.2, oy kullanmayacağım diyenler de 7.7. Yani yaklaşık 15 civarında bir kararsız seçmen kitlesi de var. Onu da belirtmiş olalım. Sosyal ağlarla ilgili e, alacakları önlemler yola çıktı geliyor. Tuğrul Selmanoğlu e, saray aparatlarından biridir paylaşmış. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurundaydık. 2023 seçimlerine giderken sosyal medyada karşılaştığımız en büyük sıkıntının karşımızdaki güruhun iftiralarına cevap vermekten derdimizi ve davamızı anlatamamak olduğunu ilettim diyor. <laughs> Bitirin ya bunları diyor. Yani uğraşamıyoruz biz bunlarla. Yenildik diyor yani. Sosyal ağları kaldırın diyor. Ya onlar olmasa çok güzel olacak. Savunmayın, taarruz edin, davamızı anlatın buyurdular. Huzurdan böyle buyurmuşlar. Evet. Bakın Türkiye'de BBC'nin haberi yüzde %85'i ruhsatsız en az 25 milyon bireysel silah var. İki erişkin erkekten birinde silah var. Son 8 yılda silahlı şiddet olayları %73 artmış. %85 ruhsatsız her iki erişkin erkekten birinde silah. Aman kendinize mukayyet olun. Nereye gidiyoruz? diye düşündürüyor bütün bu gelişmeler. Korku bacayı sardı. Şimdi anladınız mı niye bu başlığı Korku bacayı sardı. Her an her şey olabilir ve artık insanlar sokak röportajlarına falan da tahammülleri kalmamış Hadi onu da okuyup bitirelim bugünkü manşeti. Büşra Taşkıran paylaşmış. Yaklaşık 6 aydır sokak röportajı yapıyorum. Bugün ilk kez GBT yapıldı ve tam 3 kez belirli aralıklarla yapıldı. Halka sorduğumuz sorular not alındı. Amirlerine ilettiler. Yasak demeseler de sokak röportajlarına artık izin verilmeyeceğini ima eder şekilde konuştular diyor. Artık sokak röportajı yapmak da yavaş yavaş yasaklanıyor. Cumhurbaşkanlığı kartı olmayan bunu yapamayacak. İş oraya doğru gidiyor. Korku Baca'yı sardığı siyasi ekonomik ve dış politik anlamda son derece enteresan gelişmelerin yaşanacağı bir sürece ve bunu bunun aylar içerisinde görüleceği bir sürece girdik. Aman kendinize mukayyet olun. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.